Sevgili izleyenler, Koşapınar Köyü'ndeki geleneksel bayram kutlamaları bugün itibariyle başladı. Birbirinden renkli, birbirinden güzel görüntüler var ve çok özel programla sizlerleyiz. Aden dağı dumandır. Vala dur. Arkadan karıştırdık herhalde, değil mi? Arkadan karıştırdık biraz. Arkadan müzik gelince karıştı abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bugün geleneksel Koşapınar bayramlaşma şöleninin ikincisini yapıyorsunuz. Herhalde mutluluk gözünden akıyor abi. Tabii ki ta ne kadar kilometrelerce yol tepki. Nereden geldin? İstanbul'dan geldim. Vay maşallah, subhanallah. Geldik. Ayrıca çok buralara özlem duyduğumuz için ben bu yukarıda ev yaptım kendime. Maşallah, subhanallah. Bundan sonra her zaman gelip gideceğiz. Sizi de böyle aramızda gördükçe çok memnunum. Allah razı olsun. Bir memleket sevdalısı diyebiliriz abimize. Öyle, ben sizi geçen de köyde çekim yapmışsınız. İstanbul'da özlemle izledik gerçekten. Hep reklamınızı Facebook'ta falan hep paylaştık. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Duygu düşüncelerin nelerdir? Burada çocukluk arkadaşlarım var. Yıllardır görmediğin insanları görüyoruz. Bu dağlarda çok çobanlık yaptım. O günleri çok hatırlıyorum. Böyle onları gördükçe ağlıyorum. İnanç ağlıyorum. Dayanamıyoruz yani şimdi. Maşallah. Peki bugün geleneksel bayram şölenine gelmeyenlere mesajın var mı? Gelemeyenlere. Gelemeyenlere bu atmosferi kaçır. Mesajım var. Bunu gerçekten gelip görmeleri lazım. Tatmaları lazım. Tattılar mı bir daha asla ve asla bırakmadan her zaman gelirler. Bu duygu anlatılmaz diyebilir miyiz Yaşar'ın? Anlatılmaz. Gerçekten anlatılmaz. Nerede oturuyorsun dede? Ben Erzurum Şükrüpaşa'da oturuyorum. Kaç yıldır oturuyorsun orada? Şükrüpaşa'da daha bir sene oldu. Başından önce Yıldızkent'teydim. Yıldızkent'ten geçtin, evet. Şükrüpaşa. Şimdi geleneksel ikinci Koşapınar bayram şenlikleri var. Duygu düşünceler nelerdir? Vallahi çok iyi. Bütün milletin kaynaşması, birbirlerinden daha samimi, daha diyalog kurması için çok iyi bir şey ben görüyorum. Yani birlik, beraberlik çatısı altında. Şimdi ben dikkat ettim, mesela Koşapınarlı var, dışarıdan misafir olan insanlar da var. Bu köylü olmayıp da ama evet. Bu şöleni duyup, bu piknik şöleni duyup gelen insanlar da var. Evet. Bu da Aşkale için, Erzurum için, kültürümüz için hakikaten... Çok iyi bir şey. Allah razı olsun. Çok iyi bir şey. Seni uzakta izleyen dostlarımıza da son mesajın nedir? Ben şu anda İzmir Torbalı'da olan kızıma çok çok selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bütün oradaki Erzurumlara, bütün milletin... Ramazan bayramını kutluyorum. Allah razı olsun. Çadırda bu ara bayağı bir kalabalık. Arka çoluk, çocuk, torun, tombalak. Beşik'teki de burada herhalde, değil mi? Maşallah. Şey, kalabalık da bizim biraz. Hadi görüşürüz. Hayırlı eğlenceler. Hacım selam aleyküm. Aleyküm selam. Hacım nereden geldin? İstanbul'dan. Vay maşallah, subhanallah. Hacımın sakalları da çok yakışıklı ama. Allah razı olsun, sağ ol yavrum. Allah senden de razı olsun. Bir kendini tanıt. İsmim Nuri. Erzurum Aşkale Koşapınar Köyü'nden 1949 doğumluyum. 1949 doğumlu. 10 sene Erzurum'da kaldım. Erzurum'un dışında ondan sonra 70, 80... Yani şöyle, uzun yıllardır gurbette yaşıyorsun diyebiliriz. Aynen, 80-82'de İstanbul'a naklettik. Orada maşallah. İşte, otobüsçülük yaptık bir zaman. Şimdi şu anda da emekliyiz İstanbul'da. Çok iyi. Şimdi geleneksel Koşapınar Köyü'nün ikinci bayramlaşma şöleni. Biraz
duygu dolu anlar da yaşanıyor. Yıllardır insanlar birbirini görmediği akrabalar, eş, dost, komşular bugün bu ortamda birbirleriyle hasbihal etme şansı yakalamışlar. Duygu düşünceler nelerdir? Gerçekten böyle bir duyguyu bize yaşatan bizim başkanımız Ali'den, Ali'ye çok teşekkür ederiz. Ali Bey gerçekten bu işi organizasyon etti. Hani çok memnunuz bundan. Emeği geçen herkese teşekkür ederim o zaman. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Peki. Sağ olun. Selamun aleykümler. Aleykümselam. Duyduk senin sesin iyiymiş. Ey hamdolsun. Hemen bir türkü salla gelsin bize. Söyleyeyim kardeş, sana sağ olun. Uzun hava mı söyleyeceksin? Uzun hava söyleyeyim. İçinden ne gelirse onu söyle bize. Tamam. Vefasız dünyanın veren köşüne, oturdum da baymış kondu başıma. Dur şimdi. Ama bir alkışlanır bu güzel sese de. Devam et. Şu deli gönlümü kuru sedire, yatırdım da baykuş kondu başıma. Yatırdım da baykuş kondu başıma. Nerede andırır bizi her yana. Zorla getirdiğin şu pikniğe, götürdüm de baykuş kondu başıma. Götürdüm de baykuş kondu başıma. Hepsine teşekkür ederim. Dur kaçacak hemen. Bu kadar hayranı gördün, kaçacaksın he. Kaçma yok kardeşim. Yaşın kaç. Bu daire bulamadım derdime çare. Derman arar insan oğul derdine ara. Yaşayanlar bir gün gidermezler. Götürdüm da baykuş kondu başıma. Götürdüm da baykuş kondu başıma. Gafil bülbül feryat ediyor güle. Bülbül ölmüş gül duymamış bile. Ömrümde lokmamı bir kere bağlayayım. Batırdım da baykuş kondu başıma. Batırdım da baykuş kondu başıma. Kardeş, şimdi biz de dedik ki bizde ses varmış. Bizde ses mes yok ya. Killolardan. Bu da mı killolardan? Bunun da mı sesi güzel? Dur bir ama bir saniye. Benden yeter bu kadar da. Benden yeter, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Koşapınar pildiğine sıhhatli olmasını dilerim. Sevgili Caner, Koşapınar köyünde suyundan mı, ekmeğinden mi, tandırından mı, ketesinden mi bilinmez ama herkesin sesi birbirinden güzel. Bir tane daha sanatçımız var, yerel sanatçımız. Kıllolardan adı neydi? Zafer. Kıllolar'ın Zaferi. Hadi seni de dinleyelim abi. Özellikle bu pikniği düzenleyen İstanbul Dernek Başkanımız, Erzurum Dernek Başkanımız Haydar Usta, bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimizi her zaman burada beklemek istiyoruz. Öz canımdan çok sevdiğim Koşapınar, Koşapınar, çaresiz dişimi sıktım, gelirem. Gafillerden darbe yedi gururum. Bu da benim kara baktım, gelirem. Ah hele gafillerden darbe yedi gururum. Bu da benim kara baktım, gelirem. Koşapınar gelirem, yaşlılar gelirem, köyüm gelirem. En sonunda da geldin he. En sonunda da bir geldim. Alkış yapak daha bu abimize. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Maşallah kalabalık. Harika bir görüntü ya. Çok güzel bir görüntü. Size sağ olun. Sizin isminiz neydiniz? Ben de siz. Arif Arifoğulları. Arif Arifoğulları. Arif Bey, ben de Abdülbaki Palavı. İstanbul'da mı geldin abi? Baki Hafız. Erzurum'da ikamet ediyorum. Maşallah. Köyde de evimiz var. Gidip geliyoruz. Bugün çok çok neşeliyiz. Gerçekten yani çok. Ben şöyle söyleyeyim. Birçok program yaptım. Hakikaten benim memleketim daha bir başkaymış ya. Başka. Şimdi belki bu tablo beni gururlandırdı. Biz de gerçekten çok gururlandık. Ben özellikle
kilometrelerce yol kat edip de buraya gelip bizim bu günümüze ortak olan İstanbul'dan, diğer şehirlerden gelen köylerimizi çok cani gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum onlara. Sağ olsunlar, var olsunlar, eksik olmasınlar. İnşallah artık bundan sonra biz bu şölenimizi, bu festivalimizi yıllarca belli bir tarihe bağlayacağız. Öyle, katlaya katlaya katlaya. Şu an herhalde muhtemelen bir 3000 kişi var. Var. İnşallah bunun sayısını daha çoğaltmak istiyoruz. Diğer şehirlerdeki bütün köylerimize de bunu duyuracağız. Bir dahaki yıllarda, önümüzdeki yıllarda bunu çok ciddi bir şekilde ciddi tutarak burada daha farklı bir aşamalarla bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Daha profesyonel anlamda. Daha gerçekten amatörce ya çıkıp profesyonelliğe geçmek istiyoruz. Belki de bunu sizin sayenizde inşallah. Hep beraber. Diğer basınlarla bunu biz dünyaya, köyümüzü tanıtmak hep beraber inşallah. Her şeyde teşekkür ederim. Bütün dua ederim. Cenab-ı Allah'ın rahmet üzerine olsun. Allah kazabara vermesin. Keşlerimizi ve bütün bu yoldan ayırmasın Cenab-ı Allah. Daim etsin. Allah razı olsun. Bir liberata ayırmasın. Amin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Zener, İstanbul Koşapınarlar Dernek Başkanımız da yanımızda. İstanbul Koşapınarlar Dernek Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle böylesi bir organizasyondan dolayı ben ve ekibim adına size hakikaten teşekkür ederim. Ben de bütün köylülerime, bütün halkımıza, büyüklerime, herkese teşekkür ediyorum. Bizi çok onur ettiler. Bu böyle bir şeyler yaptığımız için herkesten Allah razı olsun. Her sene bundan daha fazlasını bekliyorum milletten. Duyarlı oldukları için onlardan hep herkesten mutluyum. Teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım şöyle, ben hakikaten ben de bu yörenin çocuğuyum ve ben gerçekten gurur duydum. Bu şekilde bu kalabalığı bir arada tutmak her baba yiğidin harcı değil. Allah'ın izniyle bundan sonra daha çok kalabalıklar olacak. Daha çok değişik değişik şeyler yapacağız. Bu bizim ikinci senemiz. Tabii eksiklerimiz olabilir. Bizi mazur görsünler. Bundan sonra daha iyi şeyler yapacağız. Daha yani şunu diyebilir miyiz başkanım? Bir sonraki yıllara profesyonel anlamda şenlikler düzenleyeceğiz. Profesyonel halde düzenleyeceğiz. Erzurum Derneğimiz, İstanbul Derneğimiz birlikte olmak kaydıyla her türlü şeyi yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de bize destek olacaklar yani. Herkes bak İstanbul'da hiç kimse kalmadı. Buraya döküldü geldi. Allah razı olsun. İzmir'den, Bolu'dan. Bundan sonra daha değişik. Yurdun dört bir yanındaki koşapınarlar hep burada. Taraftan geldiler. Çok teşekkür ediyorum herkese. Son olarak duyuyorum. Son olarak seni uzakta izleyen eşe, dosta hepsine selam ediyorum. Hepsine büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Ama başkanımıza alkışlamamız lazım. Hakikaten çok teşekkür ederim. Mişem ah lelele böyle uykuma doyma. Mişem ah lelele böyle bir seni ya hanım ah lelele böyle yar gelmiş duyma. Mişem ah lelele. Elim yana yetmiyor, şekerli pasta pişirdim, boğazıma gitmiyor. Şekerli pasta pişirdim, boğazıma gitmiyor. Ver bir mavi maşapa. Attım. Sarımsağı da attım. Sarımsağı da attım. Gel. Sarımsağı. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bugün Koşapınar'ın ikinci Ramazan şenlikleri. Sizler de burada hazırlık yapıyorsunuz. Birbirinden güzel, ne derler bunlara? Kete, açma kete var. Kekimiz var, elmalı pastamız var, kekimiz var, açmamız var, kısırımız var, patates salatamız var. Yumurtamız var. Bunları hep sen mi yaptın? Yok. Bence kaynanan yapmıştır. Şimdi deme ben yaptım.
eski topraklar yapmıştır. Siz de onlardan görmüş de size anca böyle... Yani sonuçta onlar da bizim... öğreticiniz. Öğreticimiz tabii ki yani. Sevgili İzener, Koşapınar Köyü'ndeki bayram şenliklerinin ikincisini şu an bizler burada çekiyoruz ve birbirinden güzel görüntüler var. Ablamız salata yapıyor. Birbirinden güzel burada yapılmış, ne derler ona? Pasta diyor. Bizim Erzurum şivesiyle biz konuşacak. Biz İstanbul Türkçesini beceremiyoruz. Pastalar var, yumurtalar var. Aklınıza ne gelirse var yani. Ablamız da devam ediyor. Abla, seni uzakta izleyen dostlarımıza var mı mesaj? Hepsine çok selam söylüyorum. Kendine çok iyi baksınlar. Hoş. Bu anaların elleri öpülür. Yüzünden nur akır maşallah. Allah muradın verir. Sağ olasın. Sen de sağ olasın. Allah ömür verir. Bütün size sağlıklı ömür vere, zeral vermeye. İşte biz ayakta duruyorsak, böyle anaların dualarıyla ayakta duruyoruz. Nene kaç yaşındasın? 81 yaşında. Hay sana maşallah, subhanallah. Koşa parlı mısın? Evet, o acalın hanım. Nerede oturuyorsun? Erzurum'da. Evet, senedir Erzurum'dayım. Bu senede Ramazan bayramı şenlikleri var, geldin buraya. Evet. Eski komşuların gördün. Hep gördüm, sağ olsunlar. Gururlandın mı? Gururlandım. Hüzünlendin. Dua ettim, gururlandım, hepinizi gördüm. Allah senden razı olsun. Dedeyle aran nasıl? İyi, iyi. Dövüşür mü siz? Dövüşürüz. Arada bir olur he? Barışırız, dövüşürüz. Allah'a emanet ol, var mı bizden bir isteği? Seni de yok, sağ olasın. Kendine iyi bak. Sağlıklı ömründen yaşayasın. Allah razı olsun, sağ olasın. Evet. Selamun aleyküm başkanım. Selam. Sevgili izleyenler, Erzurum'un Aşkale ilçesi Koşapınar Erzurum Dernek Başkanı Haydarımız. Haydar abimizle beraberiz. Başkanım, öncelikle böylesi bir programdan dolayı ben şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim. Ben de sizlere çok çok teşekkür ederim. Basın mensuplarına, kameramana, bütün hizmeti geçen yönetimdeki arkadaşlarıma çok çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Duygu düşüncelerin nelerdir başkanım? Düşüncelerim şunlar. Yani köyümüzün birlik beraberliği için bu dernekleri kurduk. Birbirleriyle kaynaşmak, birbirlerine yardımlaşmak, bu derneklerimizi daha yüce bir yerlere getirmek için duygu dernek düşüncelerim bunlardan ibarettir. Köyümden sadece ricam, derneğimiz hakkında yardım ve katkılarından bekliyorum. Yani bekliyorum. Bir derneğin ayakta durabilmesi için, evet, kesinlikle ve kesinlikle desteğe ihtiyacı var. Bu konuda bu maddi olsun, manevi olsun. Bütün köylerimden ricam, bunları desteklemelerini istiyorum. İlerisinde projelerimizden şunlar var. Yani şu anda derneğimizin yeri kirada. Fakat biz maddi imkanlar doğrultusunda şu ana kadar bu organizasyonu yaptık. Bundan sonra daha iyilerini yapmak şartıyla. Daha profesyonel yapmak üzere bunların da katkılarıyla, maddi ve manevi katkılarını köylerimden rica ediyorum. İnşallah. Son olarak uzakta seni izleyen dostlarımıza var mı mesaj? Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Köyümüzün tarih kokan bir hacısı, hakikaten tarihi bilgisiyle köyün tarih öğretmeni. Tarih öğretmeniyim çünkü, gerçekten doğru. Hacı amcamla biz Ramazan'da bir sohbet ettik, bir söyleyiş ettik. Hacımı da izleyenler çok memnun olmuş, biraz da yakışıklıymışsın. Evet, şimdi bizim bu köy benim çocukluk devremde 280 hane olduğunu biliyorum. Ve bu göç çoğaldı Koşapınar Köyü. Her tarafa göç oldu. İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya, Erzurum'a, Aşkale'ye, her tarafa gittiler. Bu anda köyümüz 40 hane kaldı. Onun için de bu festivali hazırlayan kişilere çok teşekkür ediyorum. Ve İstanbul Dernek Başkanımız Ali Bey ve diğer üyelerine, Erzurum Dernek Başkanımız Haydar Bey ve diğer üyelerine çok çok teşekkür ederim bu organizmayı hazırladıkları için. Emeği geçen herkese. Çünkü niye diyorsun? Şimdi bu yeni yetişen nesil birbirini tanımayacaktı. Fakat bu derneklerin sayesinde, böyle bu toplulukların sayesinde yeni yetişen Kürt nesil de birbirini tanır, birbirinden iraklaşmaz ve akrabalar birbirini devamlı takip eder. Onun için de bu hazırlıkları yapan her kimse, onların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bütün beni tanıyanlara saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun.
Yaz mavi, elinde gügüm sarı. Kaynanamız yan bakar, getir soğuk teyze. Pelin yazması mavi, elinde gügüm sarı. Kaynanamız yan bakar, getir soğuk suları. Saçı da hedi kaynana, dişleri gedi kaynana. Kızın çenes getirdi, sensiz yedi kaynana. Oy oy öldü ya, ne de güzel oldu ya. Kızı da bana kaldı ya, oğlu da bana kaldı ya. Oyna hopla kaynana, dilini topla kaynana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, ne var ne yok? Hem dört. Bugün öyle hem dört çocuk. Kaç yaşındasın? 100. 100 yaşındasın. Heh. Maşallah subhanallah. Bir asır devirdin he. Kestemeste değilsin. Yok. Bir gözlerim görmüş, kulaklarım işitmiş. O da olur da 100 yaşındasın. Nerede oturuyorsun sen? Aşkala'da. Aşkala'da mısın? Ya. Vay maşallah subhanallah. Kaç tane torunun var? Kaç tane? 20 tane oğlan torunum var. O kızları da saymıyorum. 10 tane de kız torunum var. Vay senin canı yiyeyim. Nasıl geçiyor? Çok güzel, süper. Vallahi mı? Vallahi çok güzel. Hakikaten mi? Evet çok güzel. Nereden geldin abla? İstanbul'dan geldik. Kaç yıldır İstanbul'da oturuyorsun? Çok. Kaç yıldır? 25-26 yıldır. Koşapınarlı mısın? Evet. Maşallah. Peramuz'un kızıyım. Peramuz'un kızı mısın? Evet. Ablamız Feramuz'un kızıymış. Evet. Feramuz amca yaşıyor mu? Yaşıyor evet. Burada mı yaşıyor? Evet. Köyde yani. Köyde değil, Erzurum'da. Ha, o da Erzurum'da. Yani köyde kimseniz var mı? Köyde kimsemiz pek yok. Eze selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün Koşapar'ın geleneksel bayramı şöleni. Evet, Koşapar'ların geleneksel bayramıdır. Nereden geldin? Evet, biz Aşkale'den geliyoruz. Aşkale'de mi oturuyorsun? Evet, Aşkale'de oturuyoruz. Yaş kaç? 63. Ay maşallah subhanallah. Evet. Dede durur mu? Dede yoktu. Dede vefat etti. Ben de yalnız kalırım. Bunlar da oğullarım, eniştelerim, kışıncıdır oğul. Oğul, enişte, torun, tombalak hep burada size. Kışıncıdır kızlarım da kalırım. Ay maşallah. Yazın gelir burada kızlarım bana bakır. Burada eski komşuların gördün ne hissettin? Çok sevindim, çok mutlu oldum. Gözlerin doldu mu? Doldu vallahi. Eskileri doldu. Hatırladın mı? Doldu yani amcayı da hatırladım. Maşallah. He. Şimdi o da burada olaydı diyirdin yani. O da burada olaydı ama yanında olaydı. Çok güzel olurdu. Herhalde oğlun enişten daha mı ne çok seviyorsun? Onu hemen yanı başan almış. He, onu da seviyorum, onu da seviyorum. Hangisini çok seviyorsun? Hepsini de seviyorum. Oğlan daha çok sevilir ya. Eniştelerimi de çok seviyorum. Enişte seni kaynanan çok sevilir. Sağ olsun, Allah razı olsun, sever evet. Sen de onu seviyorsun. Evet seviyorum. Sonuçta yengem, kaynanam, yabancı değil yani. Var. İstanbul'da mı geldin? Evet, İstanbul'dan geliyorum. Geçen sene nasip olmadı, gelemedik. Bu sene işte bir nasip oldu. Hem milletimizi gördük, hem köylülerimizi görmeye geldik. Böyle bir nasip oldu. Biz de şenlikle, etkinliğe katıldık işte. Yani gurur duyuyoruz. Tabii tabii, inşallah. Anam, ne tatlı. Senin mi abi? Evet Haluk Bey. Babaannenin oğlu sen? Evet, evet. Oğul, enişte, kız, torun, tombala. Beraber birlikteyiz şu anda. Burada bütün akrabalar, bu organizasyonu düzenleyen İstanbul olsun, Erzurum'daki olsun yöneticilere gerçekten çok teşekkür ederim. İnsanları birbirine kaynaştırdıkları için çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sen de? İstanbul'dan geldim, evet kızıyım, İstanbul'dan geldim. Sen her türlü toplamışsan başan, kızı, oğlu, enişteyi. Hep yanındalar, Allah'a şükür. Aa bırakma o zaman. He, çay. Aa bırakma bir yere, gitmesin. Yok, bırakma, gel, gel, yat yavrum sağlamla gel. Kule gider, gelene bedene gurme, kulle gider gelene gurme, saç deger bedene gurme.
kirazlar nerede yetişir abi? Kirazlar hemen 500 metre ileride, orada bir bağımız vardır. Orada yetişir ha. Yani Koşapınar'a ait mi? Koşapınar'a aittir. Bağına gidecek mi? Gideriz. Bir bağa gel, bostana gel, söylesene. Sen söyle, ben de yardım. Bağa gel, bostana gel, vay 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 vay. Dur yar, yanma bir dur dur, sen yanmışsan zaten, senin ocağın batmış. Dur. Kaç sene sevdalı çektin? Yedik daha 3,5 sene. 3,5 sene sevdin. Duvardan duvara mı baktın? Nasıl ettin herhalde? Sokaktan sokağa. Evet. Yenge de sevir miydi? Ya ne edeydi? Sevmez olur sen ya. Sen mi çok sevirdin, o mu çok sevirdin? Yarı yarıya. Sevgili izleyenler, Koşapınar Mahallesi'ndeki Ramazan Bayramı ikinci şölen etkinlikleri kapsamındaki çekimlerimiz Temmuz ile devam ediyor. 3,5 sene sevdalık çekmiş, ocağını batırmış. Yok yok, ocak batmamış. Ocak nereye batmış? Ocak batsa bu ocak düzen olur muydu? Ocak batma işi yok. Memnun musun? Memnunuz. Ha şimdi devlet bir yasa çıkarsa dese ki ikinci karıları da alacaksınız. Hayır, daha ikinci karı alamayız şu anda. Almaz mısın? Yok. Şu anda hayatımızdan memnunuz. O zaman sıkıntı yok. Sıkıntı. Mutluysan sıkıntı yok. Ha, sıkıntı. Duvardan duvara sevmedin, onu da belirtelim. Sokaktan sokağa. Uzun muydu mesafe? Mesafe uzundu ya. Yarı yarıya sevdin, yarı ha. Yenge sevdi, yarı sen sevdin. Ha, aynen öyle. Hayatınızı birleştirdiniz. Hayat. Kaç tane torun var? Torun şu anda bir tane. Belki ben sana... Vay iki tane, vay iki tane. İki tane torunu varmış. Tane. Peki, torunu var, ben sana tarihi bir soru soracağım. Yine fazla tarihlerden... Dünyaya yeniden bir daha gelsen. He. Yengeyi alır mısın gene? Ya alırız ya, ne edeceğiz dünyaya yeniden geldim, gene onunla yaşayacağız. Yani o kadar memnunsan o kadar he. Hiç dövüşmüşsünüz mü? Dövüş her gün var da. Dövüş her gün var da. Sonunda daha... tatlıya bağlı. Tabii tabii. Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Evet, Profesör Doktor Necati Utlu. Ben de bu topraklardan çıkmış. 1977 buranın ilkokulundan mezun olup daha sonra Aşkale Erzurum Lisesi Atatürk Üniversitesi ve akademisyeni de Atatürk Üniversitesi'nde sağlık bilimlerinde devam ettiren birisi olarak Koşapınar Köyü'nü şöyle kısaca özetlemek istiyorum birkaç kelimeyle. Bunlardan bir tanesi maneviyeti yüksek olan bir köyümüz. İçerisine baktığınız zaman önünde hafız kelimesini kullandığımız çok kişilerin olduğunu görebilirsiniz. İkincisi olarak eğitim seviyesi çok yüksek olan bir köyümüz. Her yönüyle içerisinden milletvekili, akademisyenlik, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri başta olmak üzere yapısından birçok devlete, millete hizmet eden şahsiyetlerin çıktığı bir yer olarak. Yani hocam kısaca hayatın her dalında branş, her dalında görev yapan mutlaka birileri var. Evet, her branşında görev yapan şu anda kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanında ticari ahlakı yüksek olan ve ticaret yapan çok sayıda elemanların olduğunu, kişilerin olduğunu görebilirsiniz. Diğer bir yönüyle kısaca bir şeyle ifade etmek istiyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Köyümüzün misafirperverliğiyle hem ulusal hem de uluslararası olarak tarihe geçtiğini araştırdığınız zaman bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve şenliğimizin şen olmasını dileğiyle herkesin eğlenmesini ve mutluluğunu, sağlık ve mutlu bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Ben ilk önce bu kameraman arkadaşlarımıza, spiker kardeşimize hürmetlerimi sunuyorum. En zor ve en adide bir mesleği icra etmek üzere burada bulunuyorlar. Ben de 35 senedir Avusturya'nın ORF radyo televizyon kurumunda çalışıyorum. Ve meslektaşız yani. Meslektaşız, evet. Ve ben bu ahengi, bu semineri duydum ta 3780 kilometreyi. Vücudun müstedi, vücudun müstedi. Sağlam. Kaç yaşında görürsen beni? 15 yaşında. 16. 16. Ve ben, evet, ve ben 65 yaşındayım. Dişlerimin olmaması nedeniyle kızız döktü dişlerimi de, neydi akış? Dur şimdi dur, yenge koşa parlı bir. Aman aman aman. Şimdi kırk kulhu vallahi oku kaç. Thank you.
Koşa Pınar'ın Ramazan bayramı şenliklerinin ikinci yılı. Mutluluk gözünden şıppır şıppır damlıyor benim. Benim 36 tane kızım var. Kızlarım, torunlarım. Dur dur. Kaç tane kızım var? 6 tane. Vay maşallah subhanallah. 6 kız, oğlan yok mu? Bir oğlum var. Oğlan o zaman en şanslısı ya. He. 6 kızım var. Kaç torun? 13 tane torunum var. Maşallah subhanallah. Dede durur mu? Durur dede. Hamza Deneri. Hamza Deneri. He. İyi. Peki. Televizyona çıkartma. Nereye çıkardık seni? Yok benimle dursun, bak beni televizyona çıkartmaz. Tamam, seni ablamızı televizyona çıkartmayacak. Ablamız biraz utanır herhalde. Utanır ama biz burada yokken de mani söylermiş sen herhalde, böyle sesin de güzelmiş. Dedeyi severek mi aldın, sevmeyerek mi aldın? Nasıl aldın? Göreceğiz. Kaç tane sevda çektin? 6 sene. Duyuyor musunuz şimdiki gençler? Öyle 2 saat önce tanışıp seni seviyorum canım cicimle olmuyormuş bu işler. 6 sene sevdalık çekmiş. Ama hangi zor şartlarda onu da sorak. Ben 38 seneden evlisiyim. Mutlu bir evlilik var mı? Var var. Desem bile var var derken böyle. Var var. Ey var. Peki sen uzakta izleyen eşine, dostuna, akrabana var mı bir mesajın? Kardeşlerim İstanbul'da, bacım Tekirdağ'da, onlara çok selam söyleyeyim. Bütün köylülere. Bütün köylülere. Seni izleyen herkese diyelim o zaman. Teyzeyi de tanıyalım bir. Ben Ferihan Turde. Koşapınar köyünde ama İstanbul'da oturuyorum. Kaç yıldır İstanbul'da oturuyorsun teyze? 16 senedir. Maşallah. Sen de bayram şenlikleri için köyüne geldin. Evet. Mutlu musun? Mutluyum, çok mutluyum. Görmediklerimi gördüm. Senden de bir mesaj alalım uzaktaki dostlarımıza. Bütün cümlesine selamlarımı söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. Borcum var 550. Borcum var 550. Gitti de yür kızı gelmedi. Hocaya da vardı besbelli. Sanatçı da oldu besbelli. Amanın imanın şalvar mallarım. Yürü kızı Allah'ına yalvarayım. Amanın imanın da şalvar mallarım. Yürü kızı Allah'ına yalvarayım. İki bacı birbirinizi bulmuşsun. Evet. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bulunduğunuz için teşekkür ederiz. İstanbul'da Mehir ablama selam gönderiyorum. Şimdi dur. Bacıların biri nerede? Ben de buradayım. Siz de burada mısınız? Erzurum'da oturuyoruz. Siz de Erzurum'dasınız. Özkent'teyim. Ana duruyor mu? Annemiz de öldü. Baba? Babamız duruyor burada. Allah rahmet etsin annenize. Ne düşünüyorsunuz? Duygu düşünceleriniz nelerdir? Çok güzel bir duygu. Yani görünmez bir şey. Keşke çok öncelerden böyle bir şeyler olsaydı. Annelerin insanlığının da olaydı. Göreydiler bu günleri. Günler göreydi bu İstanbul'un bu güzel şenliğimizi göreydiler. Çok aynen, memnun olurdular. Tam çok değişik bir güzel aynen, duygular yani. Çok güzel. Hizmet ederdi. Size ayran çalardı. Zaten eski analarımız, eski kadınlar misafirperverlikleriyle konuşuyorlar şu an. Allah razı olsun. Bire bir her. Öyle değil. Eşimde o yok diye biz soğuk ayran içemeyecek miyiz? Sana da ikram. O zaman sıkıntı yok. Hadi bir selam gönderin. İşte misafirlerim, küsüm Erzurum. Herkese tüm Erzurum, Koşapınar köyün herkese selamlar. Allah hep. Yalvarayım. Uzun zamandır birbirinizi görmüşsünüz herhalde. Yok arkadaş, her zaman beraberiz. O sarılmaya ben derim herhalde bir 30-40 sene görmüşsünüz he? Tamam öyle, evet. Evet. Yeğen, amca? Ha, amca kızları, amca oğlu, amca kızı. Güzel. Nereden geldiniz abi? Erzurum'dan geldik. Erzurumlusan, evet. Koşapınarlısan, geleneksel bayram şölenine katıldınız. Duygu düşünceler nelerdir? Vallahi, tertipleyenlerden Allah razı olsun. Hep köylülerimizi, eşimizi, dostumuzu hep bir araya getirmişler. Ha böyle bir şey yani, mutluluk verir. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Yaşanır tabii. Ya. Buraya gelmeyenler pişman olmuş. Pişman olmuştur %90. Evet. Abla senin de duygu düşüncelerin var. Anlatılmaz, yaşanır vallahi. Herkese tavsiye ederim. Eğer bayram şenliklerimiz devam ederse gelsinler. Buyurun.
Koşapınar köyünümüze. Evet. Nerede oturuyorsun? Koşapınar köyü. Burada mı oturuyorsun? Evet. Ha sen gurbetçi falan değilsin. Koşapınarlı. Has Koşapınarlı bu abi. Ödül verilecekse buna verilecek. Bu yaşta Koşapınar'ın başını beklirse ödüllüktür. Ödüllük kardeş. Evet, en güzeli. Siz uzakta izleyen dostlarımıza var mı mesajınız? Evet. Çok selam söylüyorum. Herkesi çok seviyorum. Kardeş, uzaktakilerin hepsinin büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden bayramlarını kutlarız. Seneye düzenlersinse bütün Koşapınar halkını buraya bekliyoruz. Seneye görüşmek üzere diyelim. Ağar bardan bardan kızlar kar ya, ağar bardan bardan. Benim sesim senden daha güzel. Yollar kapandı kardan kızlar. Yok devam et. Oy maşallah subhanallah. Biz öyle bir yem attık ortaya, ablamız da geldi maşallah. Ses güzelmiş. Öncelikle selamlar hüküm. Böylesi güzel bir ortamda, böylesi güzel bir havada ve güzel bir yerde geleneksel Koşapınar bayram şenliklerindesiniz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Valla bu duygu düşünceler kelimelerle anlatılacak gibi değil. Yaşadıkça daha güzelliğini görüyoruz. Ta İstanbul'dan bu kadar milletin gelmesi bu duygularımıza ne diyelim perçinledi. Daha da güzel oldu. İnşallah devamını dileriz. Yani bu duygu anlatılmaz yaşanır. Yani biz buradan ne anlatsak size boş kardeş. Geleceksiniz, bu havayı teneffüs edeceksiniz. Şurada akan suda çimeceksiniz. Tıslıklı çayda çay içeceksiniz. Çıkıp gideceksiniz. Yani işin özeti bu. Ama biz gene de latife olsun diye İstanbul Türkçesi olarak arkamızdaki ablamıza da soralım. Ablam da İstanbul'dan gelmiş. Ona da soralım. Biz de İstanbul'dan geldik piknik için, bayram için. Çok güzel bir duygu. Zaten mutluluk emre gözlerinden şapır 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 damlıyor. Sizin katılmasını isteriz. Biz ilk katılıyoruz. İstanbul'da hiç katılamadık. Uzaktaydık çünkü. Çok güzel bir şey. Bundan sonraki yıllarda da zaten katılım olacaktır inşallah. Her zaman, her zaman. Çok teşekkür ederiz. Size de biz hayırlı eğlenceler dileriz. Sağ olun. Hacıların en büyüğü sensin. Bu anda benim, evet. Benden evvel büyükler vardı ama dedelerimiz, babalarımız onunla gitmiş. Yani yaş kaç dede? 86'dayım. Vay maşallah subhanallah. Sağlık durumu ne mi? Çok iyi bir Allah'a şükür. Bir de ayaklarım ağrıyor, başka yok. Neneyi? Neneyi 20 senedir yok. Ben 20 senedir bekarım. Mandalalar çok. Benim oğlumu vurdular Erzurum'da. Çocukları geri kaldı. Onları büyüttüm, onları verdim, basap ettim. Şimdi bir yani şey... hayatın çeşitli sınavlarından geçtim diysene. Evet. Allah yardımcın olsun. Şimdi burada köylülerin, akrabaların, eşin, dostun. Hep gördük, Allah razı olsun. Hep geldiler, tanıdıklarım. Gençleri tanımıyorum ama. Eskileri tanıyorsun he? Tanıyorum. Maşallah. Hacıların oğlu da sen misin? Bir oğlu da benim. Şimdi evet. Bu heco ne demek? Önce onu bir örgenek. Hecolar isimden sana anlatayım sana ki babama sorsan daha güzel. Dedemin babası hacıymış. Heco diyemişler. Hadi ondan lakabımız hecolar kalmış. Lakaplar yani. Lakaplar. Sen de heco dedenin oğlu sen. Ben de en küçük oğluyum heco dedenin. Evli misin? Evliyiz abi. Severek mi aldın? Severek aldık abi. Kaç tane sevda çektin? 2 yıl oldu aşağı yukarı. Az çekmişsin yani. Askerden sıra oldu, ne yapalım o kadar oldu. Askerden sıra tanıştık. He. Peki hiç türkü mürkü söyledin mi o sevdiğin zamanlarda böyle? Söyledik ister istemez. Sen de bize söyle abi. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar.
Ben seni önce sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Gör şimdi, gizli sevdin he be? Gizli sevdim abi. Eski düzenleri biliyorsun aslında. Herkes, herkese de duyurdun. Yürekten mi duyurdun, yapacak bir şey yok. Peki. Kerol'dan mı? He, yanında Kerol var ya, Kerol. Senin ocağın batmış, haberin yok. Sensin. Yandık, sorma gitsinler. Ocağın batmış, ocağın. Allah razı olsun. Şikayetimiz yok, şikayetimiz yok. İçişleri Bakanı şu an burada ya, fazla açılamıyorum. Tek yakalamam lazım arkadaşım. İçişleri Bakanı da yenge mi oluyor? Yani, telefona İçişleri Bakanı mı kaydetti? Şimdi mesela ben telefona İçişleri Bakanı kaydetmişim. Bir gün telefonumu ofiste bıraktım. Arkadaş koşa. Abi bakan seni arıyor. Ulan ne bakanı? İçişleri Bakanı. Ulan dedim, o bizim gari. Sen neyle etmişsin? Biz de İçişleri Bakanı olacağız. Yapacağız bir şey yok. Hecoların sülale biraz geniş herhalde. Çok buradan güzel, gördüğüm kadarıyla. Kameraman arkadaşım şöyle bir tararsa. Kameraman arkadaşım tararsa vallahi Ecik'inden Cücük'üne, Kundak'taki, Beşik'teki herkes burada maşallah. Yani ha, bir de diğer çadır varmış. Diğer çadır da varmış. Bu arada da çekirdekler herhalde çıtır çıtır hoş yemekten sonra böyle güzel. Hep herkes doğal. Ne abi? He, Sımışka. Bizim Erzurum ağzıyla Sımışka. Koşapınar mahallesindeki geleneksel bayram şöleninin ikincisi birbirinden güzel görüntülerle devam ediyor. Ezem ezem oğlan, bıyık bezeden oğlan, babam sana kız vermez, git para kazan oğlan. Öyle evet, miydi bu? Öyle. Helepten de sen söyle. Tabii ben onu diyemem, dişlerim. Sen de dedikin de. Başka söyle sen de. Unuttum valla, çok bilirdin de unuttum. Unuttun? Evet, vay ben sana kurban olayım. Valla ben unuttum. Şimdi ben. Sizin köyü yaşlı neneler hep değil, oy kurban olayım ben sana. Bu nereden gelir böyle? Hep kurban olursunuz da arada bir şey yok. Niye ödürük bak, bizim köyümün bu dünyaya gelmemiş. Hakikat. Valla da billahi da. Maşallah. Nene yaş kaç? Boş apar ne demiş, 70. 60-70. Sağlığın sıhhatin de yerinde herhalde. Ya niye ayaklarım biraz ağrıyor? Dede durur mu? Durur ya, dede orada hacı. Dedeyle hiç dövüşür mü sen? Dövüşürük ya, nedir? Bazı dövüşürük. Kaç tane gelin var? 4 tane. 4 tane gelin var. En çok hangisini sevsen? Hepsi de bir. Yok. Yok vallahi hepsi de bir. Şimdi kamera orada değil, öyle deme. Hangisini çok sevsen? Vallahi hepsi de bir benim. Kulağıma de. Vallahi. Ayrı kayrı bilmiyorum. 4 tanesine ona da alırım. Ben kesen ayrı zaten ayrı. Hep kaynanalar alır değil mi? Hiç gelinlerden bir şey görmüşsün. Peki bir tane mani söyle, hemen öbür teyzemize geçer. Öyle unuttum olacak. Ben mi söyledin oğlan moğlan bir şeyler değildin da? Da dedim mezeden meze olan, büyük mezeden olan. Bunu ben dedim ya. Ya bilmiyorum, unuttum valla unuttum. Tamam, şu ezemize sonra. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yaşın kaç? Yaşın 60-70. 70? 60-70? 70. He. Dede durur mu? Dede ne olur? Dede 9 sene durur. 9 sene önce yolladın, rahat rahat kendinden dünyanın keyfini çıkarsana. Keyfini çıkarsın. Maşallah subhan. Kaç tane gelinin var? Bir tane gelinim var, iki tane de kardeşimin gelinleri var, hep bir arada oturuyor. Yanına. Gelini yok. Gelini yok. He var var tamam. Var he. Tamam he var yok. Da... Kınımını. He. Sana bir şey demeyeyim mi? Tamam. Sen. Oğlu. Oğlu mu? He oğlu. Tamam.
Şimdi sizi uzakta izleyen dostlarımıza da bir mesaj yolla buradan. Ne mesaj göreyim diyeyim? Bayım ne mesaj? İçeride seni dinlesene. Bayramımız kutlu olsun. Paşamız hayırlı olsun. Yücede başıya duman kaplamış. Getiremedim. Gene mi? Selam efendim, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Geleneksel Koşapınar Köyü'nün ikinci bayram şöleni. Evet. Doğru. Düşünceleriniz nelerdir? Köylülerimizi bir arada görmek, kaynaşmak, yakınlarımızı daha doğrusu görmek. Yani uzun yıllardır görmediğin komşular, akrabalar, eş, dostu bu geleneksel şölen sayesinde gördün. Bu toplumda görüyoruz. Bu şölen sayesinde. Birlik beraberlik çatısı altında çok güzel görüntüler yakaladık. Biz hakikaten Aşkale'de örnek olacak bir şölen diyebiliriz. Doğrudur efendim. Sizi uzakta izleyen eşe, dosta, akrabaya, işlerinden veya çeşitli nedenlerden dolayı bu programa katılamayan insanlara mesajınız nedir? Gelmelerini isterim, katılmalarını isterim. Böyle bir fırsatı değerlendirsinler. Başka yani tabii bu fırsatı değerlendirmek de güzel bir şey. Çadır ne çadırıydı? Türkes. Bu çadırda sevgili izleyenler Türkes çadırındayız. Koşapınar Mahallesi'nde diğer ismiyle köyünde her ailenin, her ferdin, her sülalenin bir çadırı var. Biz de şu an Türkes çadırındayız. Amcamızla röportajımızı yaptık. Bir de uzaktakilere selam söyleyelim. Aleyküm selam. Uzaktakiler gelinim var bir tane. Ona selamım var Bursa'da, İstanbul'da kız kardeşim var, Beylikdüzü'nde, ona da selamım var sizlerin sayesinde. Allah razı olsun. Neden kandiller yanar aman aman, kandilin şavkına canım, hey malım, hey canım, bülbüller yanar. Mutluluk gözlerinden okunuyor. Evet, çünkü piknik için daha İstanbul'dan geldik. 1200 kilometre yol kat ettin ve Koşapınar Köyü'ndeki şenliklere katıldın. Duygu düşüncelerin nelerdir? Çok güzel vallahi, herkesi gördüm. Görmediğim bütün akrabalarımı gördüm. Çok iyi oldu yani. Koşapınar Köyü geleneksel bayramlaşma şölerinin ikinci günü. İkincisi daha doğrusu. İkincisini düzenliyorsunuz. Büyük bir coşku, büyük bir kalabalık. Hakikaten ben gururlandım. Böyle bir tabloyu gördüm ve gerçekten ne mutlu bana ki Aşkaleliyim dedim yani. Ve Koşapınar Köyü halkı hakikaten bunu da kabullenmiş durumda. Şu an yani ben amatör demiyorum. Şu an profesyonellere bir taş çıkaracak bir şenlik düzenlediniz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle Sayın Kaymakamımıza, Aşkale Belediye Başkanımıza, anladın mı? İstanbul'daki dernek başkanımıza, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepsinden Allah razı olsun, anladın mı? Bizi buradan mutlu, güzel duygulandırdılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum.